Bugün mükemmel bir ürün inceliyoruz. Elektroniklerimizin yani kameralarımızın, klavyelerimizin ve objektiflerimizin yani bütün elektronik cihazlarımızın tek düşmanı biliyorsunuz ki toz. Bugün bütün tozlardan kurtuluyoruz. Selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Tanımayanlar ve kanalda yeni olanlar için ben Seçkin. Bugün çok güzel bir hava üfleme makinesi inceleyeceğiz. Elektrikli bir hava üfleme makinesi. Evet, videonun başında da söyledim. Toz kameralarımızın, lenslerimizin, klavyelerimizin aslında her yerdeki tek düşmanımız. Bugün mükemmel bir şekilde bu tozlardan kurtulacağız. Nightcore firması Blower Baby isimli bu hava üfleme makinesini bana gönderdi. Bu videonun sponsoru kendisi. İncelemem için bunu yolladılar. Ürünün özelliklerinden bahsedeceğim. Ürünün testlerini yapacağız. Fakat öncesinde biraz sizlere Nightcore'dan bahsetmek istiyorum. Nightcore firması İnanın kaliteli ve materyal olarak çok güzel işler başarıyorlar. Birçok alanda bu piyasanın içerisindeler. Kamera aksesuarları olarak, kamera batarya dolum istasyonları olarak, işte daha sonradan büyük böyle power şeyler var, jeneratörlere benzeyen aparatları var. O aparatlar sayesinde güç kaynakları üretiyorlar ve özellikle cep lambaları, taşınabilir lambalar üretiyorlar. 4000 lumen, 10.000 lumene kadar çok profesyonel bir şekilde açısı olan lambalar üretiyorlar. Evet, şimdi gelelim bu ürünümüze. Bu ürünü ben çok merak ediyordum. Zaten bu ürünü tanıyordum. Kendileri de bana ulaştı. Bu ürünü incelemem için bana gönderdiler. Çok mutlu oldum diyebilirim. Direkt açacağız, ürüne bakacağız. Daha sonra testlerini yapacağız. Ama öncesinde destek olmak adına şimdiden bu videoyu beğenip kanala aboneyseniz abone olarak bana destek olabilirsiniz. Hadi biraz zaman ayırıp aşağıdan tıklamanızı bekliyorum. Evet, ürünü açmadan önce biliyorsunuz ki temizlik alternatiflerimiz bunlar. Gördüğünüz gibi pompalarımız var. Tozları pompalar yardımıyla ya da böyle havalar var. Bu basınçlı havalar yardımıyla temizliyoruz. Bunların dezavantajlarını birazdan sizlere anlatacağım. Ama gelin bakalım bir kutumuzu açalım. Güzel bir kutu yapmışlar ve yanında bunu yolluyorlar. Bu da kamera cleaning pen diye geçiyor. Yani kameranın lensini temizlemek için kullanılan bir yanında gelen aparat diyelim. Böyle içerisinden penle ilgili bir kullanım kılavuzu çıktı. Şu şekilde geliyor gördüğünüz gibi. Oo, bayağı da ağır bir şeymiş. Burada sanırım başka bir şey yok. Burada kullanımla ilgili bir takım evraklar çıktı böyle. Evet, bu temizlik kalemimiz. Bu kısmında gördüğünüz gibi lensimizi temizleyebileceğimiz bir aparat var. Bu aparatla böyle mıntatısı bir şekilde bırakıyoruz, tutuyor. Kameramızın lensini temizleyebiliyoruz. Hemen şöyle açmışken sizlere de göstereyim. Örnek veriyorum, lensimiz burada. Bu aparatla bu şekilde lensimizi, cam kısmını temizleyebiliyoruz. Daha sonra işimiz bitince böyle çekip tekrar yerine mıntatısla kapatıyoruz. İşin büyülü kısmı ise burada başlıyor. Burada böyle bir kutu yapmışlar. Bu kutuyu açtığımız zaman içerisinden fırçalar çıkıyor. Bu fırçalarla birlikte de Blower Baby makinesine takılarak tozları, pislikleri, lens üzerindeki şeyleri temizleyebiliyoruz. Bu biraz daha yumuşak bir fırçası. Beyaz olanı. Bu mor biraz daha sert bir fırça. Gördüğünüz gibi bu hazneden çıkıyorlar. Böyle de çok kolay bir şekilde konabiliyor. Bu şekilde kapatıp yanınızda taşıyabiliyorsunuz. Bu lens penimiz. Şimdi kutumuzu açalım. Böyle açtığımız zaman... Abi çok kalite ya, güzel yapmışlar. Şurada kabartmalı bir yazımız var. Bilmiyorum görebiliyor musunuz? Bayağı güzel yapmışlar. Yani detaylar cidden çok güzel. Üzerinde kutunun şu arka kısmında şuralarda da kabartmalı yazılar var. Bayağı güzel, hoş yapmışlar detayları. Açtığımız zaman bizleri böyle bir kitapçık ve makine karşılıyor. Makineyi çıkardık. Gayet, zaten şimdi özellikler kısmında ağırlığından da bahsedeceğim. Çok ağır bir makine değil. Kutunun içerisinde de pek fazla bir şey yok. Burada kullanım kılavuzu var. Burada nem giderici var ve bir USB Type-C kablomuz çıkıyor. Onu da şöyle bakalım. Kendi cırt cırtlarıyla gelen şöyle güzel bir USB Type-C kablomuz mevcut. Şimdi bu kutuyu da fırlatalım gitsin. Makinamız bu. Buradan havayı alıyor. Bu da filtremiz. Bu filtre sayesinde içine toz girmiyor. Bu filtrenin bir de sensör filtre diye geçen bir parçası daha var. Ayrıyetten satılıyor. Onunla birlikte üfleme hızı düşse de bu içeriye aldığı toz sensör temizlemek için hiç toz gelmiyor sensöre. Öyle adlandırabilirim. Gördüğünüz gibi makinamız bu şekilde. Biraz gövde özelliklerine bakmak istiyorum. Metal bir yapısı var. Ben bunu ilk defa görüyorum şu anda. Ben plastik sanıyordum. Fakat bu kısmı metal bir yapısı var. Alt tarafta bir düğmemiz var. On-off düğmemiz ve yanında da Type-C girişimiz var. Ön kısmı da sarı plastikten yapılma. Dediğim gibi hava girişimiz buradan ve hava çıkışımız bu kısımdan
oluyor. Burada da bir herhangi bir ip bağladığınız zaman bileğe bağlantı kısmı var. Şimdi çok ufak bir güç vermek istiyorum. Bir sesine bakalım. Basık tuttuğumuz zaman çalışıyor. Basık tuttuğumuz zaman çalışıyor. Şimdi şu şekilde bakayım, görebilecek misiniz? Üflediği sürati görebilirseniz etimi nasıl içine götürüyor. 70 kilometre hızla üfleme yapabiliyor. Şimdi biraz özelliklerinden bahsetmek istiyorum. 153 gramlık bir ağırlığımız var. 26.000 RPM ile dönüyor içerideki pervane fanları. 1500 mAh'lik bir bataryası var içerisinde. Bu da bizlere yaklaşık 8 saatlik bir kullanım sağlıyor. Az önce de söylediğim gibi USB Type-C ile şarj olabiliyor. Az önce de gösterdiğim bu fırçaları üzerinde kullanabiliyorsunuz. Böyle kapağımızı açıyoruz. Misal veriyorum, mor fırçamızı aldık. Bunu Blower Baby'nin önüne bu şekilde takıp, gördüğünüz gibi şu kameradan göstereyim. Bu şekilde bağlıyorsunuz ve bu şekilde bağladıktan sonra kullanabiliyorsunuz. Temizlemek istediğiniz yerleri, örnek veriyorum, lensimizin, şöyle göstereyim. Bu kısımları biliyorsunuz hep toz giriyor içerisine. Bu şekilde. Mükemmel ya. Ya şurada bir pul vardı, hani böyle çiçeklerin üstüne dökerler ya, o tarz bir pul vardı. Nefret gelmişti bu lensin üstüne. Bir üflettim gitti ya. Bütün dert bu muydu yani? Yok böyle bir şey. Çok güzel temizliyor bu arada. Hoşuma gitti. Evet, bu şekilde temizleyebilirsiniz. Şimdi bu kullanmış olduğumuz, hemen bir örnek yapacağız. Örnek veriyorum, mekanik bir klavyeniz var. Şu anda mekanik klavye burada. Bayağı da bir tozlu. Sizlere tozları şu şekilde göstermek istiyorum. Bir de buradan bir video ile. Tozları görüyor musunuz? Nasıl? Tozlar. Evet. Bayağı bir toz. Şimdi makineyi üfleyeceğim. Bakın. Şöyle. Bu şekilde. Mesela şurada tozlar var. O tozu dumana kattık. İnanılmaz bir şekilde toz çıkarıyor. Sizlere de öncesini göstereyim şöyle. Mesela şu alt kısımlarında toz var, görüyorsunuz. Sadece tutuyorum. Şöyle yapıyorum. Yani çok kuvvetli bir şekilde üflemesi var. Şimdi gelelim bu aparatlara. Bunlar da bizim canımız, biliyorsunuz. Bütün lenslerimizi, sensör içimizi bunlarla temizliyoruz. Fakat ben mesela telefonun ön jiletini bile değiştirirken bunları kullanıyorum tozlardan kurtulmak için. Şu anda da uçuyor tozlar. Bunları kullanıyorum. Fakat bunların da üflediği basınç, evet, çok kuvvetli. Ama böyle aralıklı olduğu için basıyorsunuz. Diğer basış esnasında toz zaten uçuşuyor. Tekrardan geliyor, konuyor. Öyle bir dezavantajı var. Bunları da biliyorsunuzdur. Bunları genelde bilgisayar temizlemede vesaire de kullanılıyor. Bunlar da gaz olduğu için basınçtan bir sıvı atıyor. Ben de bundan şahsen korkuyorum. Hemen sizlere şöyle nasıl gösterebilirim? Şöyle beyaz. Bakın, soğuk. Soğuk hava atıyor. Bu soğuk havayı da ben çok telefonunun hoparlör kısmını çok temizleyen bir insanım. Buraya da o soğuk hava yatmasını istemiyorum. Çok da bunu faydalı bulmuyorum. Şimdi bir de ufak bir test yapalım. Bir mum yakalım. Bakalım mum ışığını nasıl söndürüyorlar. Aradaki fark nasıl? Bir onu test edelim. Şimdi mumumuzu yakıyoruz. Mumumuzu yaktık. Burada mumumuz yanıyor. İşte bu kadar mesafeden, bu en güçlü bu arada benim aldığım hava basıncı. Şimdi bu hava basıncını bu kadar mesafeden deneyeceğim. Diğerlerine bakalım. Şuna bir bakalım. Evet, biraz söndürdü. Bu arada elim ileri geldi. Çok güzel. Bir tanesi söndürdü. Buna bakalım. Bu nasıl bir... Şu güzeldi. Demek kaliteliymiş. Şimdi bir de Blower Baby deniyoruz. Söndürdü. Çok güzel. Biraz da uzaktan deneyelim. Söndürür gibi oldu. Gayet başarılı.
Gördüğünüz gibi mum bile söndürüyor. Şimdi Türk kafası hemen neye gitti? Ben bunda mangal bile yakarım ya. Uzaktan böyle mangalı yerleriz. Şaka bir yana güzel bir ürün. Yani toz temizlemek için bizim ürünlerimizi, lenslerimizin tepesindeki tozları temizlemek için. Şurada görüyorsanız tozlar var. Hemen tozlar gidiyor. Güzel bir ürün yapmışlar. Ürünü beğendim. Testlerimiz bu şekildeydi. Gördüğünüz gibi üfleme testi olarak bu pompamızdan basınçlı bu içerisindeki bildiğiniz aslında bu gazla çalışıyor. Gaz sistemiyle nasıl çakmak dolduranlar bilir. Soğuk gaz sistemiyle çalışıyor. Tekrardan şurada size bu masada göstermek istiyorum. Şuraya bakarsanız böyle soğuk hava veriyor. Bakın her yer buz oldu. Yani bunu telefonumuzu yaparken ya da MacBook Pro'muzu temizlerken bu hava olmamalı diye düşünüyorum. Zaten o yüzden de kullanamıyorum. Kenarda duruyorlar. Şuraları toparlayayım, gelin bu ürünle ilgili son fikir ve görüşlerimi sizlere aktarayım. Evet, şimdi bu ürünle ilgili fikir ve görüşlerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Aslına bakacak olursanız bu Nightcore firmasını onlar bana ulaşmadan önce ben bu ürünü almak istiyordum diyebilirim. Ürünü tanıyordum ve biliyordum. Ama bu kadar materyalinin metal olacağını ve kaliteli olacağını tahmin etmemiştim. Güzel ürün yapmışlar. Günümüz teknolojisinde bizler için faydalı olabilecek bir ürün. Evet, fiyat bakımından ufak bir pompa kadar ucuz olmasa da ömürlük vaat eden bir firma. İçindeki 1500 mAh'lik bataryası ile bizlere uzun bir şekilde kullanım süresi sağlayacak bir ürün. Açıklamalar kısmında hem bu ürün linkini hem de Nightcore sitesinin linkini bırakıyorum. Oradan yapmış oldukları ürünleri, bu sizlere bahsettiğim el lambalarını ve çeşitli ürünlerini görebilirsiniz. Cidden çok güzel bir girişim yapmışlar ve mükemmel kaliteli ürünler üretiyorlar. Şu ürünün kutusuna bile inanılmaz emek harcanmış. Buradan onları tebrik ediyorum. Ve bu ürünü bana yolladıkları için çok çok teşekkür ediyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hala abone değilseniz kanala, kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Ufak tefek sağlık problemlerim vardı. Şu masaya oturup sizlere video çekmeyi, içerik üretmeyi özlemişim. Diğer videolarımda görüşmek ümidiyle. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın. Bye bye.